Bugün 29 Nisan 2020 günlerden Çarşamba. Bugün komşumuz ve benim çocukluk arkadaşım Adnan İlhan ve oğlu Serkan bana şey getirdi. İftarlık olarak çağla getirdi. Çağla getirince gerçekten çok memnun oldum. Neden memnun oldum? Yaş ilerleyince bunların kıymeti anlaşılıyor. Şimdi tabii buna iftarlıkla ilgili şey atınca bir video çekmeyi düşününce en yakınımdan bir tanesine sordum. Dedim ki iftarlardan ne alırdınız, size neler gelirdi? Ya dediler, tam da adamına sordum. Biz öyle bir şey görmedik dedi. Sadece bizleri sırtımızda gezdirdiler dediler dedi. Ben de güldüm yani buna. Aslında gülünecek bir durum değil. Ondan sonra öyle deyince ben de aklıma hemen 77-78 Darendel Lisesi mezunlu arkadaşlarım aklıma geldi. Dedim şuraya dedim bir konuyu açayım da. Dedim ki iftarda eski günlerdeki iftarlarda neler olurdu diye. Ne gelirdi, neler alırdınız, nelerden sevinirdiniz diye şey yapınca tabi grubumuz var. Ben bu gruba ya, mesaj attım. Dedim ki böyle böyle konumuz bu. Neler olurdu deyince tabi orada Muzaffer Eren kardeşim, Çelebi Çıhtır, Ali Sungur, Musa Polat, Şemsettin Arslan, Kasım Büyükkıdık, Hakkı Doğru, Hamit Soylu, Abdurrahman Uğraş ve diğer arkadaşlarımızın birçoğu hatırlayamadıklarımı kusura bakmasınlar. Birçoğu şeyler yazdılar. Şu olurdu, bu olurdu derken hemen birçoğu şunları söyledi. Pastacı Rüştü amca vardı. Burnunun şeker sucuğu, gofreti ve helvası. İşte leblebicilerden mesela Musa Durmuş, Osman amcalardan çifte kavrulmuş leblebi, leblebi tozu ve benzerleri. Banlı üzümü mesela. Onlardan alırdık, onlardan gelirdi falan dedi. Mesela dede bak, şimdi Mehmet Er Yılmaz diye bir bakkal amcamız vardı. Lakabı Darendellerin tamamı. Bunu ne olarak tanırlar? Dede bakkal. Dede bakkal olarak tanırlar. Bunda da akideli şeker, cam şeker, kalem şeker, horuzlu şeker, peynirli şeker, kabuklu yer fıstığı bildiğimiz Osmaniye bölgesindeki kabuklu yer fıstıkları satardı. Çavuşoğlu ve Vecchio dayının dediler. Bunlardan da alıç ve keçi boynuzu olduğunu söylediler. Ondan sonra Manavcı Veysel Eren amcanın da Telga dayı meşhurdu dediler. Oradan alınırdı, yapılırdı. Ondan sonra Setrekli bir amcamız vardı. Ali miydi, Hacı mıydı ismi? Bunun da halka tatlıları meşhurdu. Yine Yazıköylü bir amcamızın neyi vardı? Ne derler? Pamuklu şeker meşhurdu. Tabii biz bunları söyledikten sonra dedim ki ya neden sordun dediler. Bizi eskilere götürdün dediler hepsi. Ben dedim ki eğer size dedim size çağla getirselerdi o dönemde. Ya çok kıymasızdı dediler. Çok kıymasızdı. Ha, çok kıymasız. Ancak şu an için bütün Malatya eşrafı tabii ki bilir bunu. Çağla. O zaman kıymasız olan çağlar bu devirlerde ne oluyor? Kıymetli oluyor. Şimdi bunlardan bunu anlatırken bazı yerlerde biz geldiğimizde 31 Mart'ta geldiğimde çiçekler açmıştı. Sonra ben bunların şeyini gösterdim, videosunu gösterdim. Nedir? Kürkünden çıktığını gösterdim. Şu anda da bayağı oldu. El avuca gelir halde oldu. Bunu da iftarlık olarak hemen yemek istiyorum. Vay çocukluğum vay. Bir de bunların ortalarını böyle yararız.
Çekirdeğini de çıkardık. Çekirdeğini de ayrı bir yerdik. Böyle. Sizleri geçmişlere götürdüm inşallah. Burada adı geçen isimler, ebediyete intikal edenlerin tamamına Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bize bu bilgileri veren arkadaşlarımıza ve komşum Adnan İlhan ve oğlu Serkan'a hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.